Selamun aleyküm arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Yeni bir derste daha birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh tufanı denince aklınıza neler geliyor arkadaşlar? Şöyle gözünüzün önünde bir canlandırın. Nuh tufanı ile ilgili neler biliyorsunuz? Bir bildiklerinizi hatırlayın bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi konumuza geçelim. Şimdi Hazreti Nuh'u tanıyacağız arkadaşlar. Hazreti Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam arkadaşlar Kur'an'da adı sıkça geçen bir peygamberdir. Aynı zamanda onun adını taşıyan bir sure de vardır. Nuh suresi. Bununla birlikte Ulul Azm olarak bahsedilen 5 büyük peygamberlerden biri ve bunların ilkidir arkadaşlar. Ulul Azm peygamberlerden bir tanesidir ve Ulul Azm olarak bilinen 5 büyük peygamberlerden bir tanesi ve bunların da ilkidir arkadaşlar. Hazreti Nuh'un aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği vakit puta tapanların sayısı gerçekten iyice artmıştı. Putperestlikle birlikte toplum düzeni bozulmuş, ahlaki çöküş yaşanmış, taşkınlık, zulüm ve haksızlık da yaygınlaşmıştı arkadaşlar. Yüce Allah insanlara hak dine davet etmesi, tevhid inancını anlatması ve Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmesi için Hazreti Nuh'u aleyhisselam peygamber olarak ne yaptı? Görevlendirdi. Hazreti Nuh kavmini bir olan Allah'a inanmaya çağırdı. Eğer onu dinlemezlerse başlarına bir azap geleceğini ne yaptı? Haber verdi onlara. Ve Hazreti Nuh aleyhisselam gece gündüz demeden tevhide, yani Allah'ın birliğine davetini bazen gizli bazen de açıktan bir şekilde devam ettirdi. Ancak Nuh'un aleyhisselam onun kavmi parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Yani parmaklarını kulaklarına tıkadılar ne demek? Hazreti Nuh onlara ne kadar Allah'ın emirlerini anlatmışsa onların hiçbiri bunları dinlememiş arkadaşlar. Yani buna tabi olmak istememişlerdi. Evet, buna rağmen Hazreti Nuh ne yaptı? Bu davasından vazgeçti mi? Vazgeçmedi. Zaten vazgeçmez çünkü cesaret ve kararlılık peygamberlerin özelliklerinden bir tanesidir. Kavmine eğer inananlardan olurlarsa Allah'ın geçmiş günahlarını affedeceğini bildirdi. Ancak Hazreti Nuh'un bu çabasına karşılık insanlar onun davetini kabule yanaşmadı. Kavmin ileri gelenleri Hazreti Nuh'u inkar ettiler. Hazreti Nuh'a inanan az sayıdaki insanı da küçümsediler. Çünkü onlar için üstünlük ölçütü, makam, mevki, zenginlik ve kabilenin kalabalık oluşuydu. Bu tür şeyleri güç olarak görüyorlardı. Hazreti Nuh'un kavmi onun çok uzun süre yaptığı çağrıya kulak vermedi. Onu dinlememek konusunda da direndi. Yüce Allah Hazreti Nuh'a büyük bir tufanın geleceğini işaret ederek bir gemi inşa etmesini emretti arkadaşlar. Hazreti Nuh'un bıkmadan, usanmadan yaptığı tebliğe inatla karşı çıkan inkarcılar tufanda boğularak can verdiler. Zaten Hazreti Nuh bunu yaparken onların hiçbiri buna inanmıyorlardı. Ama bu bir Allah'ın emriydi arkadaşlar. Allah'ın emriyle bunu yapıyordu. Ve en sonunda bu tufan geldi arkadaşlar ve o iman etmeyenler ne oldular arkadaşlar? Bu tufanda bu olarak can verdiler. Daha sonra Yüce Allah yeryüzüne suyunu çekmesini, gökyüzüne suyunu tutmasını emretti ve gemi Cudi Dağı'na oturdu. Yani yüksek bir bilgi budur arkadaşlar, ortak bir bilgi budur. Cudi Dağı'na oturduğuyla ilgili bilgiler vardır arkadaşlar. Tufan sona erdikten sonra Nuh aleyhisselam ve beraberindekiler huzura kavuştu. Hazreti Nuh'un tevhide davetini kabul etmeyenler helak edilmiş ve tarih sahnesinden silinip gitmişler. Daha sonra da bu olaya ne denmiştir arkadaşlar? Nuh tufanı denmiştir. Evet, bu şekilde arkadaşlar bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.